Değerli izleyenler, kamuda başörtüsü serbestisi ve andımızın kaldırılması için gerekli adım atıldı ve yönetmelik değişiklikleri resmi gazetede bugün yayımlandı. Bugünden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında başörtüsü serbest olacak. Geçtiğimiz hafta açıklanan demokratikleşme paketi içinde yer alıyordu bu ve uygulaması hızlı bir biçimde hayata geçiyor. Bununla ilgili konuşulmaya devam ediliyor. Yazılan yazılardan bir tanesi avukat Reşat Petek imzası taşıyordu. Sayın Petek şu anda stüdyo misafirimiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim. Siz elbette mesleğiniz icabı meselelere çok teknik yaklaşan, net olarak problemi ortaya koyan, çözüm yollarının arayışını net olarak gösteren birisiniz. Fakat benim değerlendirmem öyledir acizane. Duygusal bir biçimde aslında dünkü yazınızda karşımıza çıkmış oldunuz. Evet. O net hukukçu kimliğinizin dışında evet hukuki duyarlılıkları olan fakat bir baba şefkatiyle yazılmış bir mektup vardı. Bir geri dön çağrısı. Bir kere bu geri dön çağrısı yurt dışına eğitimlerini gerçekleştirmek ya da gerçekleştirdikleri eğitimleri burada mesleki kariyere dönüştüremeyen kadınların yine yurt dışı arayışlarından yurtlarına dönmeleri hitabını taşıyordu galiba. Ne olmuştu? Hangi yıllarda, hangi vesileyle, kimler nereye gitmişti de siz bu mektubu yazma ihtiyacı hissettiniz? Kimi geri çağırdınız? Evet, dünkü yazım duygusal yönü öne çıkan bir yazı. Tabii bu yazının bir anda ben bir duygusal yazı yazayım diyerek ortaya konmuş bir yazı değil. Evveliyatı var. Ben başörtüsü yasağının çok katı olarak uygulanmaya başladığı ve inancı ile mesleği veya eğitimi arasında tercih yapmak zorunda kalan öğrencilerin veya kamuda çalışan memurların, öğretmenlerin, hemşirelerin, doktorların çok zor şartlarda bu 28 Şubat'ın hukuksuz uygulamalarının altında nasıl ezildiklerini, sıkıntı çektiklerini çok yakinen yaşayan, bilen bir kişiyim. Belki o dönemi yaşayan herkesten biriyim ama ben o dönemde İl Cumhuriyet Başsavcısıyım. Evet, bunun farkını vurgulamak gerekiyor galiba. Evet. Nasıl karşılaştınız o durumla? Yani sadece inanan insanlara yapılan zulmünden dolayı hani kenardan üzülmek gibi mi yoksa işin içinde miydiniz? Nasıl yer aldınız? Şimdi bizim değerlerimizde bilenlerle bilmeyenler bir tutulmamıştır. Sorumluluğu olanla olmayanın en azından sorumluluk derecesi farklıdır. Yargı içinde bulunup yasaları, hukuku uygulamakla görevli bir vazife içindeyken, o vazifeyi ifa ederken hukuksuz uygulamalara sıradan bir vatandaş yakınarak, müşteki olarak, şikayetçi olarak yetkili makam önüne gidiyor, derdini anlatıyor. Ama sizin önünüze şikayet geldiğinde hukuku uygulayamıyorsanız veya uyguladığınız için sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorsanız bu insanı iki kat belki de 10 kat 100 kat daha fazla sıkıntıya sokuyor. Şimdi ben görevdeyken 6 başörtülü kız öğrencimiz gittikleri üniversiteden Ekim ayında üniversitelerin açıldığı zaman Erciyes Üniversitesi. Fen Edebiyat. Siz o sırada Yozgat Cumhuriyet Başsavcısıydınız ve evet. Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Fen Edebiyat Fakültesi Yozgat'ta. Alınmayan öğrencilerle ilgili bir girişimimiz oldu. Şimdi yerel televizyonda akşam izledim haberleri. Dekan öyle ki kız öğrencileri kapının önüne dışarıya çıkıyor. Yani böyle hakaret ediyor. Defolun diyor dışarı. Oradaki görevlilere talimatlar veriyor. Atın bunları dışarı. Ve dış kapıya kadar iteleyerek, kakalayarak dışarı atıyorlar. O kadar üzüldüm, o kadar rencide edici, yani insanın kişilik haklarına, onuruna, eğitim özgürlüğüne aykırı bir uygulama ki. Şimdi bu düşünceyle onu izledim. Ertesi günü bu 6 öğrenci, başlarında da başörtülü bir avukat hanımefendi, o da rahmetli oldu sonradan, şikayete geldiler ve durumu anlattılar. Ve o eğitim heyecanıyla olan öğrencilerden bir tanesi şunu söylüyordu. Gayet de gençlik daha rahat. Biz çocukluğumuzda devlet dairesine girmekte korkarak büyüdük. Yani devletçi anlayışlar bu hale getirmişti ama daha rahat ifade eden o kızımızın bir tanesi dedi ki siz başsavcısınız dedi. Evet dedim. Bakın dedi burada kanunda dedi şunu yazıyor.
kanunlara aykırı olmamak şartıyla yüksek öğrenim kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir yazıyor. Ama dedi bizi içeri almıyorlar dedi. Niye görevinizi yapmıyorsunuz dedi. O medeni cesaretle. Haklıydı tabii. Haklıydı. Yasalar kılık kıyafeti serbest bırakmıştı. Ama 28 Şubat darbesinin aktörleri de facto bir durum oluşturdular. Darbenin emir ve talimatlarıyla hukuk çiğnendi, anayasa çiğnendi, evrensel hukuk ilkeleri ayaklar altına alındı ve yüzlerce, binlerce insan eğitim özgürlüğünden mahrum edildi. Öğretmen olanlar disiplinsizlik yapıyor diyerek mesleklerinden ihraç edildi. Öyle ki mevcut... Evet, onların yani galiba unutulan bir kısım var burada. Kimse kılık kıyafetinden ötürü okullarından, çalıştıkları kurumlardan atılmadı. Disiplinsizlik suçuyla gönderildiler. Ha şimdi evet onu aşmak lazım. O da sıkıntılı. Hatta 27 Eylül günü... Çünkü karşılığı yok. Yani böyle bir suç... Tabii yönetmelikte yani onun başörtülü olmasından dolayı disiplin hükümlerine aykırıdır, meslekten ihraç edilir, böyle bir şey yok. Öyle olmayınca kılıf aradılar. Dediler ki çalıştığı iş yerinin güven ve huzurunu bozuyor. Yani iş ortamında güven ve huzuru bozuyor. Şimdi benim burada hiç huzurum bozulmuyor. Karşımda başörtülü bir moderatör var. İnsan olarak görüyorum ve hiç başı açıkla kapalıyı ayırt etmiyorum. Ama 28 Şubat darbe uygulayıcıları başörtülü bir öğretmenden, başörtülü bir hemşireden, bir doktordan rahatsız olduklarını ifade ettiler. Uygulamada da yasal dayanağı bulamadığı için oranın huzurunu bozmaktan meslekten ihraç ettiler. Şimdi tabii bunun arkasında gözyaşı var, ızdırap var. Düşünün ki bir anne öğretmenlik yaptırılmıyor, evladı soruyor. 27 Eylül günü bir kısmı duruşmada anlattı bazı anneler bunu. Evladımıza söyleyecek söz bulamıyoruz diyor. Neden çalışmayı bıraktın? Şimdi küçük çocuk nasıl anlasın? Başımı örttüğüm için beni devletim okulumdan, iş yerimden attı mı desin, değil mi? Yani bu sıkıntıları yaşadılar. Ama öğrencilerin bir kısmı daha büyük zorluklarla karşılaştı. Çünkü eğitim hakkımız kanun böyle diyerek direndiler. Şimdi bu direnen öğrenciler fiili ve fiziki müdahaleyle karşılaştılar. Ne yazık ki bir kısmının polisler ikisi kolundan tuttu, diğeri başörtüsünü asıldı, başından çıkardı. Yani katlanılacak bir manzara değil. Hatta o ızdırapla yazılar yazdılar. Dediler ki bizim başörtümüzü ancak Kahramanmaraş'ta Fransızlar zorla çıkarmaya kalktı. O da Kurtuluş Savaşı'nın kıvılcımı oldu. Atalarımız... Çok kötü mukayeseleri de götürüyor. Kötü mukayeselere götürdü. Tabii belki denecek ki efendim oradaki polis de jandarma da emir eriydi, görevliydi. Ama onlara emir talimat verenler, emir ve talimatları kanunsuz olduğunu bile bile uygulayan rektörleri, dekanları, müdürleri, valileri gerçekten 28 Şubat döneminde bu hukuksuzlukların birer aktörü, aracı haline geldiler. Şimdi o zaman pek çok yavrumuz yurt dışına gitti. Çare aradılar, imkanları da yoktu. Vakıflara, derneklere başvurdular. Acaba eğitimimizi nasıl tamamlayabiliriz? Öyle acı bir manzara ki, kendi ecdadı bu topraklar için kanını canını vermiş, başörtülü açık dememiş, Kürt Türk dememiş, Müslüman veya gayrimüslim dememiş, omuz omuza vatanının müdafası için bağımsız bir cumhuriyet kurmuşuz. 23 Nisan 1920'de hatimler okuyarak, dua ederek, tekbirler getirerek bir cumhuriyet kurmuşuz. Ama o cumhuriyette vatandaşların bir kısmı farklı bir muameleye tabi tutuluyor, eşitlik ilkesi ihlal ediliyor. Ve bir taraftan haydi kızlar okula denirken okula gelen kızlar kapı gerisi atılıyor. Bir de onurlarıyla, izzetleriyle, şerefleriyle de oynanarak. Çünkü çok ağır şeyler, hitaplar var. Çok ağır, küçültücü cümleler var. Onları, çünkü bunları gözyaşlarıyla anlatanları bizzat dinledim. İşte bunlar bakın o dönemde gittiler. Avusturya, bir mağduriyetle, bir sıkıntıyla aslında dünyanın farklı bölgelerine dağıldılar. Doğudan batıya. Evet, evet. Gittiler Avusturya'da okudular, Almanya'da okudular, İngiltere'de okudular, Almanya'da, Avustralya'da okudular. Ve orada başörtüsü sorun olmadı. Başörtüleriyle beraber okulda derece aldılar. Rektörlerin elinden derecelerini, efendim plaketlerini, ödüllerini aldılar. O manzaraları da görünce tabii insan ülkemizde hukukun nasıl çiğnendiğini ve o hukukun çiğnenmesi karşısında haklarını arama müessesesinde bir görevli olarak
bir savcı, bir başsavcı olarak Türkiye'de yargı buna, bu hususta neden engel olamadı? Neden engel olamıyor? İnsanlar haklarını hukuktan, yargıdan, adaletten neden alamıyor? Tabii bunlar hepsi için için ağlatmıştır. Yüreğimizi sızlatmıştır. İçimizi yakmıştır. Çünkü bir saat adaletle hükmetmek, ha bir ömür ibadetle geçirmeye denk tutan bir medeniyetin, anlayışın, kültürün sahibi bir milletiz. Ama insanlarımızın bir kısmını sadece dış görünüşündeki kıyafetinden dolayı ayrımcılığa tabi tutuluyor ve yasal dayanağı yok. Hakkını aramaya gittiği mahkemelerde de hakkını elde edemiyor. Öyle acı bir manzara. Tabii vesayet altındaki yargı hukuka göre değil, maalesef briefinglerde verilen tavsiyelere göre karar vermeye başladı. Tabii herkesin aynı yere koyup da hakkını yemeyelim. İdare hakimlerimizden bu hukuksuzluk diyerek yürütmeyi durdurma kararı verenler oldu. Efendim bu konuda idarenin yaptığı genelgelerle yasak konulamayacağını ortaya koyan hakimlerimiz oldu. Ama 28 Şubat döneminin briefingçi üst yargısı, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun baskılarıyla o hakim ve savcılar da darmadağın ettiler. İşte ben de 28 Şubat döneminde Yozgat Başsavcısıyken o kızlarımızın eğitim özgürlüğü hakkıdır. Bu hak kanunsuz olarak engellenemez. Engelleyenler de Türk Ceza Kanunu'na göre suç işlemiştir diyerek bir iddianame düzenlediğim ve dava açtığım için görevimden alındım. Düşünün. Şimdi hukuku bilen insanız. Hukuksuzluk sadece dış görünüş şartlarına uygun olarak da gerçekleştirilmiyor demek. Tabii orada bir zihniyet düşmanlığı vardı. Yani bunu açıklıkla ifade edelim. Çünkü başörtüsü bir sembol olmuştur. Niçin? Yani inancının gereğini kızlarımız, hanımlar yerine getirdiği zaman bu fiziken görünüyordu ama... Özür dileyerek hem sözünüzü böleceğim hem son iki dakika içinde olduğumuzu eyvah hatırlatacağım. Bir beyefenden duyduğum şu sözü nakletmeden geçemeyeceğim. Sizdeki görünür olabilir ama merak etmeyin, bizim de başörtümüz vardı. Uğradığınız haksızlıkların ciddi bir kısmıyla biz de muhatap olduk diye söylemişti. Dolayısıyla karşılaşılan durumların çeşitli varyasyonları var. Aynen öyle. Çünkü dolabında seccade bulunan veyahut da parmağında gümüş yüzük bulunan hep muhafaza edildi, sorguya çekildi. Kamu kurumlarında hangi makamda bulunuyorsa, işte bakın yüzlerce subaya subayımız ihraç edildi. Evet. İnanın geçen gün mahkemede bir subayımız dedi ki, sırf namaz kıldığım için ihraç edildim. Eşim ve ben bunalıma düştük. O bunalımlı anda çocuğumuz oldu. Çocuğumuzun adını Re'sen koymuştum dedi. Çocuğun adını Re'sen koymuş. Çocuğum şimdi dedi büyüdü, baba ne demek Re'sen diye soruyor dedi. Ben de bilmiyorum kızım. O zaman ben Re'sen görevden atılmıştım. Bize Re'sen atıldığımızı söylediler. Re'sen yeni anlamıyla kendiliğinden bir yerden talimat verilmeksizin yapılan, kamunun yaptığı işleme denir. Onun için dedi çocuğun adını bile Re'sen koymuşum dedi. Bunları gözyaşlarıyla anlattı. Bu yani, çağrınız nasıl bir karşılık buldu da bulacak? Son şimdi bu çağrı bütün bu yaşananların, yaşadıklarımızın sonunda aradan geçen 15-16 yıl sonra milletin iradesinin, taleplerinin siyasi iktidarlar tarafından hayata geçirilip bugün resmi gazetede yayınlanarak artık kamuda başörtüsünün serbest olduğu bir gün, geçen hafta da Sayın Başbakan tarafından bu yasağın kalkacağı açıklanınca ben bu duygusal durum içinde kendi kızım da dahil olmak üzere yurt dışına eğitim için giden, doktora için giden, yüksek tahsil için giden kızlarımıza bir çağrı olarak aklıma geldi. Geçmişte yaşanan bu rezaletleri iyi değerlendirdiler mi? Gerçi kötü bir gerekçeyle engellenmiş oldu eğitim ve mesleki kariyer hakları ama nasıl değerlendirdiler bu insanlar bu dönemi? Şimdi gerçekten yurt dışında değerlendirme imkanı buldular ve çok başarılı oldular, bu bir. İkinci bir şey daha oldu. Yani çağdaş kılık kıyafet denilen, efendim batı dendiğinde sanki mutlaka baş açık olmak gerekiyor gibi bir algıyı görerek, yerinde müşahede ederek böyle olmadığını gördüler, yaşadılar ve Türkiye'ye aktardılar. Bu da çünkü önemli bir tecrübe. Çünkü şu anda yurt dışında doçent, doktor, profesör, asistan, öğrenci olarak kılık kıyafet sorunu olmadan yaşayabiliyorlar. Artık bundan sonra da ülkemizde de bazı istisnalar gündeme gelse de onların da ben tamamen kalkacağına inanıyorum. Bu özgürlüğün ve
bakın bir ayrımcılık değil. Evet, zaten başörtülü olanlar da kendiler için değil, herkes için özgürlük demişti. Beyaz elbiseler, beyaz örtülerle. Onun için efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bu özgürlükten mutluluk duyuyoruz ülkemiz adına. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Hayatın İçinden haberlerin sonuna geldik. Yarın yeniden aynı saatte görüşmek ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın.